Which of the following shows both Sam and Clark's after school activities? Aşağıdakilerden hangisi hem Sam'in hem Clark'ın ortak okuldan sonraki aktivitesini gösterir diye sormuş. Hemen Sam'in neler yaptığına bakalım. Meet friends, arkadaşlarıyla buluşmak. Have a rest, dinlenmek. Do homework, ev ödevi yapmak. Clark'ın aktiviteleri ise study lesson, ders çalışmak. Take care of the plants, bitkilere bakmak. Make breakfast, kahvaltı hazırlamak demiş. Bizim için en uygun iki tane fiil do homework, study lesson aynı kalıpta olmakta. Dolayısıyla bunun resmedildiği görsel C şıkkında yer almakta. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. According to the speech bubbles, whose school starts in the afternoon? Yukarıdaki konuşma balonlarına göre kimin okulu öğleden sonra başlar diye sorulmuş. Hemen bu konuşmalarımıza bakalım. Konuşmalarımızda okulun başladığı saatlerin altını çizelim. Hi, I am Kelly. I get up late because my school starts at 1 p.m. Ben geç kalkarım çünkü benim okulum öğleden sonra saat 1'de başlar demiş. Dolayısıyla Kelly bizim için uygun olacaktır. Hemen Linda'ya bakalım. Hi, I am Linda. I get up at 7 o'clock in the morning. I eat breakfast and then go to school on foot. My school starts at 8 o'clock. Okulum sabah saat 8'de başlar demiş. Dolayısıyla Linda bizim için uygun olmayacaktır. Raul'a bakalım. Hi, I am Raul. I get up at 7:30 and have a big breakfast. I go to school at 8:30. I have lunch at the school canteen. My school finishes at 3 p.m. After school, I come back home and do my homework. Demiş Raul. Raul'un da I go to school at 8:30. 8:30'da okula gittiğini görmekteyiz. Dolayısıyla Raul da bizim için doğru olmayacaktır. Öğleden sonra okulu başlayan tek kişi Kelly olduğundan doğru cevabımız C seçeneği. Which of the following is not correct according to the speech bubbles above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşma balonlarına göre doğru değildir demiş. Hemen şıklarımıza bakıp konuşma balonlarıyla kıyaslayalım. D şıkkından başlayalım. Raul has lunch at the school canteen. Raul öğle yemeğini okul kantininde yemektedir demiş. Konuşmamıza baktığımızda ise I have lunch at the school canteen. Öğle yemeğimi okul kantininde yerim dediğini görmekteyiz. Dolayısıyla D şıkkını eledik. C şıkkında Kelly goes to school by bus. Kelly okula otobüsle gider demiş. Hemen konuşmasına bakalım. I go to school by bus. Okula otobüsle giderim. Dolayısıyla C şıkkını da eliyoruz. Linda goes to a folk dance course after school. Linda okuldan sonra folklor dansı kursuna gitmekteymiş. Hemen son cümlemize baktığımızda I go to a folk dance course. Okuldan sonra folklor dansı kursuna gidiyorum demiş. Dolayısıyla B şıkkını da eledik. A şıkkına geldiğimizde Raul gets up late and has a big breakfast dediğini görmekteyiz. Raul'un geç kalkıp büyük bir kahvaltı yaptığını söylemekte. Hemen Raul'un saat kaçta kalktığına bakalım. I get up at 7:30. Sabah 7:30'da kalkmaktaymış. Dolayısıyla geç değil, erken kalktığını söylemeliydi. Bizim için yanlış olan cevap A seçeneği olacaktır. Which of the following questions does not take place in the conversation? Aşağıdaki sorulardan hangisi yukarıdaki diyalogta yer bulamaz diye sorulmuş. Hemen cevaplarımıza bakalım. İlk konuşmamızda Hi Sam boşluğumuz var ve devamında verilen cevap ise Great, thanks. İyiyim, teşekkürler gibi bir cevap almışız. Dolayısıyla sorduğumuz soru How are you doing? Olmaktadır. Bu nedenle Hi Sam, how are you doing? Merhaba Sam, nasılsın?
Great, thanks cevabını almış olabiliriz. Daha sonraki cevabımızda ise bir zaman belirtiyoruz. At 3:30. 3:30'da diye bir cevap vermişiz. Dolayısıyla bir saat sormalı Ted. A şıkkına geldiğimizde what time do you come back home? Eve kaçta geri gelirsin dediğini buraya sorabiliriz. Bu nedenle A şıkkını eledik. Bir sonraki sorumuzun cevabı ise I have a snack and do my homework. Biraz atıştırma yaparım ve ev ödevlerimi yaparım dediğini görüyoruz Sam'in. Dolayısıyla D şıkkındaki what do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın diye sorduğunu öngörebiliriz. Ve devamında da I have a snack and do my homework. Atıştırma yaparım ve devamında ödevlerimi yaparım demesi çok daha uygun gelecektir. Dolayısıyla D şıkkını eledim. C şıkkında ise where do you study? Nerede okuyorsun diye sorulmuş. Fakat bu diyalogda bu bilgiye ulaşamamaktayım. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Which of the following shows Susan's birthday? Aşağıdakilerden hangisi Susan'ın doğum gününü gösterir diye sorulmuş. Hemen bilgilendirmeye bakalım. Hi, I'm Sue. Today is one of my best friends, Susan's birthday. Merhaba, ben Sue. Bugün en sevdiğim arkadaşlarımdan birinin, Susan'ın doğum günü. It is the 12th of August 2023. Bugün 12 Ağustos 2023 demiş. Dolayısıyla bunu B şıkkında görmekteyim. Bizim için doğru cevap B şıkkı 12 Ağustos 2023'ün gösterildiği resim olacaktır. Which of the following does not Kevin do in his daily routine? Kevin günlük rutininde aşağıdakilerden hangisini yapmaz diye sorulmuş. Hemen Kevin'in neler yaptığına hep birlikte bakalım. Hi, I'm Kevin. I get up at 7:30. I have breakfast with my family. I have breakfast with my family dediğimizde ailemle birlikte kahvaltı yaparım. A şıkkını eleyebiliriz. Devamında then I get dressed and leave home for school at 8:00. I go to school by bike on sunny days. Güneşli günlerde okula bisikletle giderim dediğini de görmekteyiz. Dolayısıyla B şıkkını da eledik. Our school starts at 8:15. We have 8 lessons a day. I arrive home at 4:00. I read a book until dinner. I read a book until dinner. Yemeğe kadar kitap okurum. C şıkkını da eleyebiliriz. After dinner, I do my homework and play computer games. I go to bed at 10:00. Bizim için metinde bahsedilmeyen tek aktivite karate aktivitesi olan görsel. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Which of the following does not have an answer in the text above? Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki metinde yoktur diye sorulmuş. Hemen metnimize bakalım. Daha sonra sorularımızı yeniden soralım. Hi, I am Kevin. I get up at 7:30. I have breakfast with my family. Then I get dressed and leave home for school at 8:00. I go to school by bike on sunny days. Our school starts at 8:15. We have 8 lessons a day. I arrive home at 4:00. I read a book until dinner. After dinner, I do my homework and play computer games. I go to bed at 10:00. Şimdi sorularımıza bakıp cevaplarını bulmaya çalışalım. A şıkkında how many lessons does Kevin have a day? Bir günde Kevin'in kaç dersi vardır diye sorulmuş. We have 8 lessons a day. Bir günde 8 dersimiz var demiş. Dolayısıyla A şıkkının cevabı yer almakta. B şıkkında how does he go to school on rainy days? Yağmurlu günlerde okula nasıl gider diye sorulmuş. Fakat burada okula gittiği durumu anlatmak için I go to school by bike on
sunny days dediğini görmekteyiz. Sunny days bizim için önemli çünkü güneşli günlerde nasıl gittiğini biliyoruz. Fakat yağmurlu günlerde nasıl gittiğini bilmediğimizden B şıkkının cevabını bu metinde göremiyoruz. C şıkkına gelelim. What time does he arrive home after school? Okuldan sonra eve saat kaçta ulaşır diye sormuş. I arrive home at 4 o'clock diye cevap verilmiş. Eve saat 4'te ulaşırım. Dolayısıyla C şıkkını da eledik. D şıkkında What does he do after dinner? Yemekten sonra ne yapar diye sorulmuş. After dinner I do my homework and play computer games. Ev ödevlerimi yaparım ve bilgisayar oyunları oynarım dediğini görüyoruz. Dolayısıyla D şıkkını da eledik. Bizim için doğru cevabımız B seçeneği. Bu sorumuzda belli zamanlarda hangi aktiviteleri yaptığını göstermiş Emily'nin ve biz de hangisinin şıklardaki doğru seçenek olduğunu bulacağız ve cümleyi tamamlayacağız. D şıkkından başlayalım. D şıkkında Emily studies lessons at 20 to 7. Emily 7'ye 20 kala derslerine çalışır dediğini görmekteyiz. Hemen study lesson aktivitemize gelelim. 7.40'da yani 8'e 20 kala olduğunu göstermekte. Dolayısıyla D şıkkı bizim için yanlış olacaktır. C şıkkında Emily does sports at 3:45. Emily 4'e çeyrek kala spor yapar dediğini görmekteyiz. Hemen tablomuza bakalım. The sports at 4:45 olacak. Dolayısıyla bizim için C şıkkı da aynı sebepten yanlış. Hemen A şıkkına gelelim. Emily plays games at 7:30. Emily 7:30'da oyun oynar dediğini görmekteyiz. Tablomuza geldiğimizde ise bunun 6:30 yani 6:30 olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla A şıkkı da bizim için yanlış olacaktır. B şıkkına bakalım. Emily takes care of the plants at 8:15. Emily 8'i çeyrek geçe bitkilere bakar denmiş. Hemen tablomuza bakalım. Bunun doğru olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği takes care of the plants at 8:15 olacak. Which of the following shows Tina's birthday? Aşağıdakilerden hangisi Tina'nın doğum gününü gösterir diye sorulmuş. Hemen metnimize bakalım. Hi, I am Sandy. Today is one of my best friends, Tina's birthday. She was born on the 21st September. Tina 21 Eylül 2006'da doğmuş. The 21st of September 2006. D şıkkına baktığımızda ise bu tarihi görmekteyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Which of the following does not show one of Sam's Sunday activities? Aşağıdakilerden hangisi Sam'in pazar günleri yaptığı aktivitelerden birini göstermez diye sorulmuş. Hemen aktivitelerimizi öğrenmek için metnimize bakalım. Hi, I am Sam. My favorite day is Sunday. In the morning, I wake up early and have a big breakfast with my family. Sabah erken kalkarım ve ailemle büyük bir kahvaltı yaparım dediğini görmekteyiz. Dolayısıyla C şıkkını eleyebiliriz. Then I go to the karate course at 11:30 a.m. at 2 p.m. 11:30'dan 2'ye kadar karate kursuna giderim. I visit my grandparents and have lunch with them. Büyük anne ve büyük babamı ziyarete gider. Onlarla yemek yerim demiş. Dolayısıyla B şıkkında da bu aktiviteyi görmekteyiz. B şıkkını da eledik. Devamında I help them in the garden. Onlara bahçede yardım ederim. I come back home at 5 p.m. Geri eve 5'te gelirim. I have dinner with my family. We watch TV and I go to bed at 9 p.m. We watch TV. D şıkkında gördüğüm televizyon izleriz.
şıkkı da elenmiş bulunmakta. A şıkkında ise müzik dinlediğini görmekteyiz. Fakat metnimizde herhangi bir yerde müzikle ilgili bir aktivite bulunmamakta. Dolayısıyla bizim için doğru cevap A şıkkında verilen görsel olacaktır.